ikaza yaklaştık. Arama yapmak için hazırız abi. Savcı konuşuyor. Dinliyorum efendim. Dikkatli ol. Polat Alendar yaşıyor. Kıyıda. Kayaların orada. Emriniz nedir? Öldürün onu. Çabuk çabuk motoru çalıştır. Ceset görüyorum. Onlar bizimkiler. Siz ikiniz gidin. Denizden canlı çıkmasına izin vermeyeceksiniz. Arama çalışmaları için yeni bir dalgıç ekibi gönderin. Acele edin. Yaşıyorsa buralarda bir yerde. Evet. Haber verin, destek ekip göndersin Eren'e. Gece uzun sürecek. Üzüleceksin.
sağ tarafa git. Enkazı aramaya başladık. Fazla zamanımız yok. Tamam. Elinizi çabuk tutun. Anlaşıldı. Acele edin. Ne güzel seni böyle gülerken görmek. Çünkü mutluyum. Çünkü sevdiklerimin yanındayım. Çünkü senin yanındayım. Alo. Ne oldu? Kıbrıs'tan bir numara aradı da. Enbi abiyi arayayım. Cahit rahatsız etme şimdi. Balayındalar. Olsun. Ben yine de bir arayayım. Zaten. Akif, telefonun bir Kıbrıs hattından arandı. Abiyle alakalı bir şey olabilir. Şu numarayı bir araştırın. Hemen bu numarayı araştırın. Cahit'in telefonuna gelen aramanın yerini tespit etmemiz gerek. Hemen bakıyorum Akif. Alo.
Yaşıyor, yaşıyor. Cahit'i arayan telefonu tespit ettik. Arama nereden yapılmış? Kıbrıs'ta Kayalar Köyü'nden. Orası abinin tatil için gittiği bölge. Cahit. Tamam Akif. Başka bir bilgiye ulaşırsanız haber verirsin. Kötü bir şey mi oldu? Yok canım, sen merak etme. Ama artık kalkıp eve geçsek olur mu? Efendim Cahit'ciğim. Erhan, hala Süha Bey'in yanında mısınız? Evet. Sen Elif'i de al, hemen eve gel. Ne oluyor Cahit? Sen dediğimi yap Erhan. Gelince konuşuruz. Elif'ciğim, artık eve gidelim mi? Ama evde kimse yok ki. Safiye halam ve Cahit abin eve geçiyorlar. Tamam o zaman, işim bitmek üzere. Sıkıntılı bir durum mu var evladım? Cahit'in sesi biraz öyle gibiydi Süha baba. Ben de anlamadım. Ben hazırım. Güzel kızım benim. Hadi. Dikkatli ol. Bu güzelmiş. Evet. Çok güzel. Bu da çok değişik. Sence buradaki nasıl görünüyor? Bak. Bu da çok güzel bir heykel. Aa, çok güzelmiş. Buna bayıldım. Abinin telefonu hala kapalı değil mi? Ulaşılamıyor. Ben de Leyla'yı aradım.
Onun telefonu da kapalı. Safiye yanında mı? Evet abi, evdeyiz. Hemen ikisini güvenli bir yere gönder Cahit. Abi ne oldu? Cahit dediğimi yap. Çağrı'yı da ara. Shadow isimli teknenin nerede olduğunu sor. Shadow. Sonra da Salamis'e gelsin. Abi sen iyi misin? Değilim Cahit. Abi. Cahit konuşsana abi, ne söyledi? Safiye ve Elif'e dikkat edin dedi. Ne olmuş peki? Bilmiyorum. Ama Kıbrıs'ta bir şeylerin ters gittiği belli Erhan. O zaman Safiye ile Elif'i güvenli yere alalım. Evet Erhan. Sen onları götür. Ben de abinin yanına gideceğim. Efendim Cahit abi. Çağrı, beni iyi dinle. Dinliyorum abi. Tamam abi. Anladım. Tamam, seni karşılaması için de birini gönderirim. Babam gelmeyecek mi Cahit abi? Siz şimdi halanla gidin Elif. Biz sonra babanla birlikte geleceğiz. Anlaştık mı? Tamam. Sakın merak etme. Elif'e ve kendine iyi bak. Tamam. Sen de kendine dikkat et. Thank you.
Haber ne zaman geldi? Bir saat önce. Ayrıntılar nedir? Kıbrıs'ta Kayalar Köyü açıklarında bir teknede patlama olmuş. Abinin ve Leyla yengenin telefon sinyaline ulaşmaya çalıştı. Cahit'e gelen telefonları konumuyla karşılaştırın. Cahit abi hoş geldin. Çağrı seni almam için gönderdi beni. Abi benim adım Üstü. Tamam kardeşim, hadi biraz acele edelim. Efendim, Polat Alem denen adamı Cahit İstanbul'dan buraya gelmiş. Az önce havaalanında görülmüş. Bu hiç hoşuma gitmedi. Peşini bırakmasınlar. Yakaladıkları yerde infaz etsinler. Nereye gidiyoruz abi? Salamis'e gidiyoruz. Ama sen Lefkoşa'ya sor. Abi ikisi birbirine zıt. Salamis bu tarafta. Sen benim dediğimi yap. Durum nedir? Aramalar sonuçsuz. Asal gemi enkazında değil. Aramaya devam edin. Toparlanın. Gidiyoruz. Adam hala yaşıyor mu? Gidin şimdi içine. Geldiğimiz yere çıkıyor. Ben de biliyorum usta. Sağa dön. İtiraz etmek için söylemedim abi. Ben nereye dedim? Sen oraya gidin. Ama buranın yabancısın diye belki yolları karıştırmışsındır dedim. Arkadaki araç. Havaalanından beri bizi takip ediyor. Kırmızı mı? Hayır, onun arkasındaki. Ben hiç fark etmedim abi. Duralım, ben bir sorayım. Durma, devam et. Sen sadece önüne bak, dediklerime. Tamam abi. Buradan sola gir.
Hızlı hızlı. Polat Alemdar Asa'yı Kıbrıs'a getirmemiş. Asa başlığına duyarlı özel dedektörle yaptığımız aramadan sonuç alamadık Markus. Anlaşıldı abici. Senin görevin bitti, İstanbul'a dön. Biz başlıyoruz. Kıbrıs operasyonundan sonuç alınamadı. İstanbul operasyonu başlıyor. Herkes görev yerlerine.
Buradan limana gitmek ne kadar sürecek? 10-15 dakika filan. Hadi çabuk gidelim. Cahit. Abi. Leyla. Polat. Seni çok seviyorum. Çabuk çıkmamız lazım Cahit. Siz gelmiyorsunuz. Havaalanında uçağınız hazırmış. İşte bu Cahit. Sakın öldürme. O bana canlı lazım. Nereye gidiyor? Havaalanına gidiyor. Cahit, acele etmemiz lazım. Gözünüzü dört açın. Yeni bir bilgi var mı? Akif, havuz başından görüntü alamıyoruz. Ne demek görüntü alamıyoruz? Thank you.
Neler oluyor Akif? Bilmiyorum anne. Havuz başına yakın bölgelerdeki MOBESE görüntülerini istiyorum. Burada yok. Çıkıyoruz. Yeter artık Zülfikar ağa. Sen öyle dolandıkça benim de başım döndü. Can Polat'ım gezitlerle uğraşırken ben nasıl oturayım Timur? Yahu dur. Daha ne olduğunu bilmiyoruz. Kaç saattir haber gelmedi. Bu hayırlı bir iş değil Timur. Hayırlı bir iş değil. Baskına uğradık. Çok kalabalık var. Sen burada kal Zülfikar ağa. Olmaz aslanım öyle. Olmaz. Bu odaya kimsenin girmesine izin veremeyiz. Sen buraya koy. Tamam. Yürü. Kral! Destursuz giremezsin. Önce benim cesedimi çiğneyeceksin. Sonra gideceksin. Sen de kim oluyorsun? Ben buyum. Var mısın ya? Hayır efendim. Bir de bu tarafa bakalım. Her yere iyice bakın. Kamera kayıtlarını kontrol edin. Kim girdi, kim çıktı hepsini bilmek istiyorum. Hadi hadi çabuk!
Sinyal hala yok efendim. Asa burada yok efendim. Nerede peki? Tespit ettiğimiz bütün mekanlara baktık. Demek ki asıl mekanı tespit edememişsiniz. Anlaşıldı. Ele geçirdiğimiz telefon kayıtlarından bir hedef belirlemeye çalışıyorum. Efendim, bunu görmelisiniz. Yerini bul ve diğer ekibi bildir. Hedefi dağıtamıyorum. Sinyaller çemberin etrafında dağılıyor. Polat Alemdar'ın gizli üssü buralarda bir yerde olmalı. Hakkınızda sistem taraması yapılmıştır.
Havuz başından görüntü var mı? Hayır, hala kimseye ulaşamıyoruz. Ofisle bağlantımız da kesildi. Denemeye devam edin. Çabuk! Siz kimin uğraştığınızı bilmiyorsunuz. Aç gözünü! Aç gözünü!
Aç dedim sana! Şimdi konuş. Kimin köpeğisin sen? Söyle! Dönünce, İstanbul'a dönünce öğrenirsin. Tabii İstanbul hala yerindeyse. Acıda da bulamamışlar. Ben onu nerede bulacağımı biliyorum. Üstüne ve Asa'ya çok yaklaştık. Buralarda bir yerde olduklarına eminim. Yolun bu noktasında ne görünüyor? İnşaat halinde bir tünel görünüyor efendim. Peki tünel nerede? Madem haritada burada bir tünel inşaatı görünüyor, patlatın da tünelin açılışını yapalım. Hala bağlantı kuramıyorum. Ben gidip bakarım. Neler oluyor? Saldırı var. Yedek güç neden devreye girmedi? Biri baksın. Durun. Kimse bir şeye dokunmasın. Sistemi çalıştırmak tehlikeli olabilir. Ne düşünüyorsun Erdem? Havuz başıyla ve ofisle bağlantımızın kesilmesinin sebebi de bunlar. Muhtemelen o mekanları da buldular. Anladığım kadarıyla ellerinde çok yüksek bir teknoloji var. Uydu bağlantıları. Bütün bu elektronik sistem. Hatta vücudumuzdan yayılan ısı bile bizi hedef haline getiriyor. Kimle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz. Arkadaşlar, bu mekanı ve burada saklı olan bütün bilgileri canımız pahasına korumalıyız. Onlara kim olduğumuzu gösterelim. Hadi. Savunma sisteminde girişte bazı bölmelere bomba düzeneği yerleştirilmiş. Bu bölmeler içeriden dışarı doğru ve yalnızca manuel kullanılıyor. Ben tünele iniyorum. İlk geçit aşarlarsa diğerlerini patlatacağım. Aynur'a, sen komutayı devral. Yapman gerekeni biliyorsun. Akif, sen burada kal.
Sana komutada daha çok ihtiyaç var. Biz tünele gireriz. Tabanını ana bilgisayara aktarmaya başardık. Benim de işim bitince artık buradan alabilecek yeri bir şey kalmayacak. Thank you.
helal et kardeşim. Helal olsun. Sen de helal et. Helal olsun. Sistemi çalıştırdım. Çünkü artık bir önemi kalmadı. Akif, beni iyi dinle. Gizli helikopter pistine açılan koridora git. Orayı senin için açık tutuyorum. Olmaz. Adamlarımı bırakamam. Akif, senin de, benim de, adamların da, hepimizin tek bir görevi var. O da bu bilgileri muhafaza etmek. Sen bizi düşünme. Açık tutuyor. Hemen helikoptere bin. Uzaklaş buradan. Hayır, olmaz. Bu bir emirdir Aynur'a. Seni bırakmam Akif. Aynur'a. Aynur'a. Seni bırakamam. Asa nerede? Asa nerede? Ben nerede olduğunu biliyorum. Söyle çabuk. Yalnız komutanıza söyle. Demek aradığım şeyin nerede olduğunu biliyorsun. Evet. İşte burada. Tuzak! (Gülüyor)
çabuk! Aynur'a çabuk ol! Sana git demedim. Hayır olmaz. Sensiz gitmem. Efendim, Asa'yı bulduk. Sakın dokunmayın, ben geliyorum. Thank you.
Elif, Safiye. Onlar iyi ama... Zülfikar dayı, Timur, Aynur'a, Talha, Erdem, Ardekin, Akif... Hepsi şehit oldular. Ey Rahman ve Rahim olan, alemlerin Rabbi, din gününün maliki olan Allah'ım, sana bizlere verdiğin nimetlerden dolayı hamd ediyoruz. Çünkü hamde layık olan sensin. Yalnız sana yaparız kulluğu, ibadeti, yalnız senden dileriz yardımı, İnayeti. Hidayet eyle bizi doğru yoluna. Gazap olunanların ya da şaşkınların yoluna değil. Ya Rabbi, mesajlarını işittik ve itaat ediyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki her işinde galip olan sensin. Görüntü ne olursa olsun, kim yenerse yensin. Kim yenilirse yenilsin, galip olan, yapan ve yaptıran sensin. Ya Rab, sen ki Muhammed Mustafa'ya yenilgi sınavını yaşatansın, sen zulmetmezsin. Zulmeden biziz ya Rabbi. Senin yolunda kenetlenmeyip, benlik hevesiyle ayrı düştüğümüz ve bölündüğümüz için kendimize zulmettik. Biz bize zulmettiğimiz için düşman da şimdi bize zulmediyor. Bütün zalimlerin zulmünden sana sığındık ya Rabbi. Bizler gafil olduk, günahkar olduk. Mahkum olduk.
mağlup olduk. Kur'an ve sünnetin hikmetleriyle uyanmadık. Sen bizi düşman saldırılarıyla uyandırdın. Şimdi de lütfet ya Rabbi. Bize bu saldırıları def edecek güç ve enerji ver. Bilinçli sabır ve sebat ihsan eyle. Ya Rabbi, bize barış dini İslam'ı getiren kutlu peygamberin hürmetine, onun mecbur kalıp savaştığı zaman titizlikle sadık kaldığı vuruşma hukuk ve ahlakından bizi ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri birlikten ve dirlikten ayırma. Kardeşler arasında düşmanlığı değil, sevgiyi hakim kıl ya Rabbi. Her unsuruyla şehit evladı olan bu vatanın fertlerini birbirine düşürme ya Rabbi. Erhan abi, taze demledim. Sen beni ağlatmak mı istiyorsun gülüm? Çay falan istemiyorum. Kaç yaşında yaptırdın? Dokuz mu? Bilmiyorum.
Konuş lan. Konuş. Ben bildiğim her şeyi söyledim. Emir gölgeden geldi. Gölgenin kim olduğunu bilmiyorum. Ne olmak istiyorsun bakalım? Polis. Kötü adamları mı yakalamak istiyorsun? Evet. Aleska. Aferin sana. Teşekkürler. Hadi gel canım. Bu saçma sapan fikirleri çocukların kafasına kim sokuyor acaba? Alo, Randiamo. Ben de sizi bekliyordum. Buyurun. İstanbul'da yaşamak için Anadolu yakası mı daha iyidir, Avrupa yakası mı? Huzurlu ve sakin bir hayat yaşamak istiyorsanız Anadolu yakasını tercih etmeniz gerekir. Sen ne diyorsun? Ben her zaman Avrupa'dan yanayım. Senin aklında ne var? Ben Avrupa'dan uzaklaşıyorum. Bu sefer Asya'yı tercih edeceğim. Sen nasıl istersen.
Yeni bir şey var mı Cahit? Yok abi. Bu adam onun emrinde çalıştığını kabul ediyor ama bölgenin kim olduğunu bilmiyor. Bilse şimdiye kadar konuşurdu. Abi nasıl bulacağız bu adamı? Hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Çok önemli bir şey biliyoruz Cahit. Her şeyi asayı almak için yaptı. Abi bu asa neden bu kadar kıymetli? Henüz bilmiyoruz. Ama neden kıymetli olduğu kadar... kim için kıymetli olduğu da önemli Cahit. Abi Süha Bey geldi. Gelsin Erhan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Asa ile ilgili araştırmalarım neticesinde bazı bilgilere ulaştım. Sizi dinliyorum. Asa tahmin ettiğiniz gibi simgesel bir obje. Tapınakçılar yüzyıllardır yetki verdikleri kişilere bu asayı devrediyorlar. Nasıl bir yetki bu? Asaya sahip olan bütün hanedanlar üzerinde tartışılmaz bir nüfuza sahip oluyor. Sizin asayı aldığınız Yüce Majeste dedikleri adam da bu gücü elinde bulunduruyordu. O zaman şimdi asayı ele geçiren kişi yeni Yüce Majeste olacak. Tabii bunun da kuralları var. Yetkiyi devralacak kişi soyu bilinen bir tapınakçı olmak zorunda. Belirlenen tarihte ve yerde yapılacak bir törende asa sahibine teslim ediliyor. Sence kim olabilir Cahit? Abi bilinen isimler arasında en güçlü aday eski kardinaldi. Ama geçen sene yaptığınız piramit operasyonuyla tutuklanıp hapse girdi. O tutuklanan kardinal şu anda hapiste değil. Tapınakçılar içerisinde eski konumunu muhafaza ediyor olmalı. Bana o adamın nerede olduğunu öğren Cahit. Tamam abi. Abi kardinal bugün Vatikan'dan Kıbrıs'a geçmiş. Demek ki devir teslim töreni Kıbrıs'ta yapılacak. Thank you.
Ne yaptın Çağrı? Kardinal'in adresini buldum abi, gönderiyorum. Tamam, gönder. Abi ben de geleyim mi? Hayır Çağrı, bizden haber bekle. Bu tarafta. Burası. Abi. Gazi'yi araca ait. Bu törenin nerede yapılabileceğini o bilir. Gazi ile konuştum abi. Barnabas Kilisesi'nde olabileceğini söyledi. Buongiorno, Cardinale. Come stai? Kutsal emaneti sahibine teslim etmekle tapınağımızı ihya ettiniz. Tapınağımız var olduğu sürece bu hizmetinizi unutmayacaktır. Sayın Kardinal, konuştuğumuz şartlar yerine getirildiyse unutulmasında bir sakınca görmüyorum. Hanedanlar arasından sıyrılarak muazzam bir güç elde ettiniz. Bu elbette ki bizim sağladığımız şartlarla mümkün oldu. Yıllarca karşılıklı çıkarlarımız için canımı ortaya koyarak savaştım. Bütün kirli işleri kim halletti? Ben! Ve bugün Sayın Kardinal, söz verdiğim gibi asayı size getirdim. Ve sizin de vermiş olduğunuz sözleri yerine getireceğinizden eminim. Şimdi asaya sahip olarak yetki elinizde.
Lütfen. Lütfen benim haritamı kırmızı mürekkeple mühürleyin. Biraz sabretmeniz lazım. Bölgede süratle değişen güç dengelerini dikkate alarak hareket etmeniz lazım. Bu konuda anlaşmıştık. Bu konuda kararı bana bırakmıştınız. Bu işi zor yoldan da halledebilirim. Zor ama en iyi bildiğim yoldan. Bu kadar küstahlık ettiğin yeter. Senin gibi soyu belirsiz bir kişinin söz sahibi olmasına izin verir miyiz zannediyorsun? Ha? Başlar kardinal.